Merhaba, Gün Ekonomisi ile karşınızdayız. Piyasalara ilişkin ayrıntıları, son fiyatlamaları konuşacağız. Bu haftanın en önemli konularından bir tanesi Çin ile Amerika arasında imzalanacak faz 1 anlaşmasıydı. Diğeri de yarın yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısı. Önümüzdeki süreç bize ne getirecek, ne götürecek onu göreceğiz. Önce ticaret anlaşması ile başlayalım. Trump ticaret anlaşmasını güzel bir canavara benzetiyor her şeyden önce. Bu şekilde bir niteleme hali hazırda yapmış durumda. Kasım ayındaki seçimlerden sonra da faz 2 görüşülecek gibi görünüyor. 10 aylık, en az 10 aylık bir süre için vergilerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek gibi görünüyor. Buradaki yapılan açıklamalar da özellikle Asya seanslarında ilk etkilerini gösteriyor. Bu arada karlar geliyor. Kârlarla birlikte banka kârları özellikle hisse senetleri tarafında önemli bir fiyatlamayı da beraberinde hali hazırda getiriyor. İki büyük ekonomi arasındaki ilişkinin rayına oturup oturmayacağı bu anlaşmalar sonrasında Çin ve Amerika arasında belli olacak. Dolayısıyla biz bununla bir süre daha meşgul olmaya, bir süre daha bunları takip etmeye devam edeceğiz. Amerika ve Çin ekonomik ilişkileri tarafına baktığımızda buradaki küreselleşmenin kötü yanlarını da bir tarafıyla görmüş olduk. Teknoloji ve jeopolitik alanlardaki gerilimi üzerine başlamıştı hatırlayacaksınız. Ve geçmiş başkanların hatalarıyla birlikte de bütün bunların şekillendiğini gördük. En azından yapılan açıklamalar bu şekilde görünüyordu. Büyük ve güzel bir canavar olarak niteliyor buradaki anlaşmayı faz 1 açısından özellikle. 86 sayfalık bir anlaşmadan bahsediyoruz bu aşamada. 120 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan %15'lik vergi %7,5'a çekmeyi kabul ediyor Amerika tarafı ve Çin'in 2 yıl içerisinde yapısal reformlarını yapması için süre tanıyor. Ek 200 milyar dolarlık ürün ve hizmet alımı taahhütlerini de gerçekleştireceklerini dile getiriyor. Bunların ertelenmesi konusunda mutabık kalındığını söylüyor ve anlaşmanın tam metninde çarşamba günü itibariyle yayınlanacak olduğu yine belirtilmiş durumda. Burada aslında bir tarafı kapitalizm, bir tarafı da komünizmle şekillenen iki ülkenin anlaşmasının nasıl olacağını göreceğiz. Gelelim bize. Biz burada yarın yapılacak olan Merkez Bankası toplantısını bekliyoruz. 16 Ocak itibariyle yapılacak. Burada piyasanın görüşleri epeyce farklılık gösteriyor. Bir tarafıyla olması gereken bir faiz indiriminin yapılmaması diyen taraf var ki merkezin pas geçmesini bekliyor bu taraf. Ekonomi yönetiminin ortaya koymuş olduğu %8,5'luk enflasyon verisini buna argüman olarak gösteriyor ve merkezin 2020 yılı içerisinde toplamda zaten 200 bas puanlık üzerine reel faiz konulduğunda 200 bas puanlık bir faiz indirim yeri olduğu, bunu da yıl içerisinde yayacaklarına dair bir beklenti, bir kanaat oluşturan ekonomistlerin görüşü bu. Diğer yandan ekonomi yönetiminin ve başta Cumhurbaşkanı'nın olmak üzere tek haneli faiz oranları konusunda ısrarcı olduklarını, bunun yapılması gerektiğini söylediklerini biliyoruz. Dolayısıyla bebek adımı diye tabir edebileceğimiz 25 bas puanlık, 50 bas puanlık faiz indirimleriyle birlikte bir aksiyon alabilir Merkez Bankası. En azından niyet belirtmiş olur. Böylece piyasadaki fiyatlamayı da bozmaz diyen ekonomistler de var. Çok daha sert adımlar atabileceğini, 100 ve 150 bas puan gibi bir faiz indirim, bunların sayısı az olsa da yine de olabileceğine dair görüş belirten ekonomistler de var. Bu arada hazine ihaleleri öncesinde tahvillerde bir gerileme olduğunu görüyoruz. 10 yıllık tahvillere baktığımız zaman burada %11'lerin altına indiğimizi söylemek mümkün. 10.55'ten özür diliyorum 11.14'ten geçiyor 10 yıllık tahvil tarafında faizler. Diğer yandan 2 yıllıklara, yani göstergeye baktığımızda da burada 10.33 seviyesini gördüğümüzü hatırlatalım. Diğer yandan şöyle bir piyasaya baktığımızda gün içi rekor da tazelendi. Kapanış rekorunu zaten tazelemiştik. 121.423 ile tamamlanmış oldu kapanış rekoru 14 Ocak itibariyle, yani dün itibariyle. Diğer yandan gün içi 121.531 endeks değerinden bir geçiş söz konusuydu. Buradaki rakamda gün içerisinde sabah saat 10 civarında, 10.30 civarında tamamlanmış oldu. Bundan sonra 121.500 seviyesini direnç olarak kabul edeceğiz. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda 117.000, 118.000 ve 117.000 sırasıyla destek noktalarımızı oluşturacak gibi görünüyor. 5.85-5.82 arasını takip edeceğiz dolar TL tarafına. Şu anda 5.88'deyiz ancak 5.90'ların üzerine çıkmadığı, 92'leri aşmadığı sürece aşağı yönlü bir eğilimden bahsetmek
daha mümkün olacak gibi görünüyor. Elbette yarın merkezin vereceği faiz kararı ile birlikte çok daha şekillenmiş bir fiyatlamayı konuşacağız diyelim. Burada noktayı koyalım. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.